Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda şerbet verme konusunu ele alacağım. Normalde havalar serinlediği zaman şerbetle verdiğimiz şerbet içinde arı boğulmaları meydana geliyor. O yüzden poşetle veriyoruz ve üstten veriyorduk. Bu da poşetin delinmesini veyahut da işte almayı unuttuğumuz zaman arılar poşeti parçalıyor, aşağılara kadar indiriyor. Ve bu da arının uçuş deliğinin tıkanmasına sebep olmaya kadar gidebiliyordu. O yüzden böyle bir şey denedim. Bakalım faydası olacak mı? Bu şekilde bir peçeteyi alıyoruz. Buradan kestim. Gördüğünüz gibi temiz bir bezi sardım. Ve bu şekilde içerideki şerbet bez emerek etrafına verecek. Yani aynı şeydeki gibi aklıma geldi. Kandillerdeki gibi. Veyahut da başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum. Kovan içinde bir ip kalmıştı. Ve sarkan ip bütün kovan içindeki suyu bitirmişti. Oradan esinlenerek böyle bir şey denemeye kalktım. Bakalım faydası olacak mı? Gördüğünüz gibi yarık kestim, bezi koydum. Bez tabana kadar değiyor aşağıda. O şekilde şerbeti alacak. Bakalım durum nasıl olacak? Arılar nasıl karşılayacak bu durumu? Normalde küçük bir huni vasıtasıyla daha kolay olurdu bu. Ama unutmuşuz hunimizi. Biraz fazla doldurdum. Bu şekilde koyalım bakalım. Evet, izin verirse dikkat ediyor. Bir saat sonra gözlemleyeceğiz. Durum neymiş? Evet. Ve yaklaşık 3 saat geçti. Arılarımızın durumuna bakalım. Naylon üzerinden görüldüğü gibi şerbeti çekiyorlar. Görüldüğü gibi gayet başarılı gözüküyor. Arı boğulmasına son, poşet delinmesine son. Dibinde görebiliyorsanız çok az bir şey kalmış. Yaklaşık 3 saat oldu. 3 saatte emmişler. Ve bitiriyorlar. Şöyle isterseniz dibinde bir bakalım ne kadar kalmış. Evet, çok az bir şey kalmış. Evet, dibinde çok az bir şey kalmış. Görebildiğiniz gibi. Gayet güzel. Yağmur olmasın diye giriş delikleri mümkün olduğu kadar daralttım. Mümkün olarak daraltmakta fayda var. Çünkü ilk kez deniyorum bunu. Bu şekilde alttan dönüyorlar, üstten dönüyorlar. Artık bitmek üzere olduğu için sadece üst kısımda var. Daha önceleri altta da vardı. Bu şekilde faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizlere de faydasını görürsünüz. Bilgiler paylaşacak güzeldir. Daha yeni projelerimde, daha iyi projelerimde buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Bunu bir sefere mahsus koyacağız. Arkadaşlar bir daha da almayacağız bunu. Arıların ezilmemesine dikkat edelim. Çünkü poşette de çok büyük sıkıntı yaşıyorduk bu konuda. Arı ezilmesi konusunda. Normalde bunu huniyle döksek daha güzel olacaktı. Ama hunimi unutmuşum. O yüzden bu şekilde döküyorum. Arılar en bitti aşağıdan yukarı şöyle çıkıyor.